Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Biz sabah sabah... Efendim? Çıkartayım ayakkabıları. Hayır oğlum, artık sen bebek değilsin. Bu küçük yanım. Şimdi gerek yok. Neyse bakalım, neredeyiz? Biz solu. Çocuk doktorunda aldık arkadaşlar. Mikail inanılmaz derecede boğazları tamamen gidik. Hem böyle beyazlamış iltihap gibi. Mikail çok attı ve ne yapıyorsun? Çatlarken güzel bir olaymış gibi nasıl anlatıyorsun? He? Yani baktım kendime, yüzüm bembeyaz, böyle diyorum neden yüzüm bembeyaz. Boğaz iltihabı büyük ihtimalle zaten. Ben niye böyle parıl parıl parlıyorum tepesi? Bu akşam maske yap dedim. Ben kulağına bakacağım ve burnuna bakacağım ve ağzına bakacağım. Sonra bitti. Evet, hiç ağlamana gerek yok abisi. Ömer hiç ağlamıyor. Evet, geçen ben çocukken ağlamadım ve bebekken ağlamadım. Dur ben seni çekeyim, gözünü seveyim, çok tatlı. Ben bebekken ağlamıyordum, tamam? Ve çocukken ağlamıyordum, tamam? Ve bu kadardan ağlamıyor. Peki doktor ne yapacak Mikail'e? Ne yapacak biliyor musun? Kulağına bakacak, burnuna bakacak, ağzına bakacak, sonra bitti. Aa, sırtına da bakması lazım ama sırtından, göğsünden dinlemesi lazım. Onları unuttun. Kulağına bir şey takıp dinliyor böyle. Çık çık. Yapıyoruz ya. Ben de geçirmeyeli yapmıştım. Evet. Sana bir keresinde burada ne yaptık biliyor musun? Sen daha şu kadardın, tamam mı? Ve sen bir tane doktor seni burada bir yere koymuştu, tamam mı? Ve senin parmağından kan almıştı. Sen şöyle duruyorsun. Evet. Evet. Çok tepkisiz bakıyorsun. Neden ama çünkü o da büyük çıktı. Hiç ağlamadı. Sadece şöyle baktım. Ama Mikail burayı ayağa kaldırıyordu. Mikail o kadar çok ağlıyordu ki doktorun kapısını görünce artık... Burada ön taraftaki kızlar dedik online, Mikail, show me that daha diyorlar. Online, show me that. Evet, ne show me that. Yani Türkçe olarak söylüyorum. Aman Allah'ım, gene bu çocuk geldi falan. Çünkü burada 2 saat sıra bekliyorsun ki 2 saat ağlıyordu doktora girmeyeceğim diye. Erkenden geldik, sıramızı kaptık. 3. kişi olarak 3. odaya alındık. Bekliyoruz bakalım şimdi. Doktor henüz daha başlamadı galiba mesaiye. Buradan çıktıktan sonra annemlere giderim diye düşünüyorum. Aslında camiye mantı yapmaya yardıma gidesim vardı bugün de ama artık çocuk hasta, gidemeyeceğim. Saat 12'ye kadar boş bir vaktim var. Evlerim derli toplu. Bir bulaşık makinem boşalacak. Yani bir de tuvaletleri silerim. Onun dışında bir işim yok. O yüzden Özge'ye yazdım. Dedim... Birazdan uyanırsan biz doktordan sonra dedim ben sana haber vereyim, çay demin. Doktor gelince pat diye kapatmak zorunda kaldım. Şimdi boğazından şey aldılar. Örnek. Ay, örnek mi denir? Yok, tahlil. Tahlil sonuçlarını bekliyoruz. Şarlah'tan şüphelendi. O da ne? Boğaz bakteriyel enfeksiyon olabilir. Ona göre karar vereceğim dedi. Bakalım, bekliyoruz. Evet, şimdi Özge kahvaltıyı hazırlıyor. Ben de dedim ki şu Almanların minik minik ekmeklerinden alayım. Ekmek almaya geldim. Aman Allah'ım, şunların şakayık mıydı bunların ismi? Kız ne kadar güzel duruyor. 3 tanesi de şöyleymiş. Ay, öğlen bir ara geleyim alayım, şimdi arabada mahvolur. Güzel görünüyor. Alayım da buzuma koyayım. Evet sevgili takipçi kankalarım. En güzel yöntem video başladı. Gelirken evet. Şöyle. Niye beklemedin? Bak ne güzel bulaşığını getirdim. Sıcak sıcak. Vereyim kızım. Doktora gidecek şimdi. Ben buçukta doktora gideceğim. Benim terminim var. Aksiyon terminim var.
Benim şeyim var, check-up'ım var benim. Ah su, okey tamam. Özge hemen şöyle domates sosu yapmış. Sırf domatesten yaptım ekmek sanırım diye. Sarımsaklı. Yumurtacığım, taze yumurta. Teşekkürler, Allah razı olsun. Mikael hadi gel. Sen geçen gün yumurta götürdün mü? Yok, götürdüm. O zaman Selma bıraktı bunu. Bir şey yemeyecek mi? Ne? Yo yesin de belki canım bir şey çekmeyebilir. Canım bir şey istemiyor diyor. Şunu verdiler. Şunu Ömer'e verir. Arkadaşlar ver bunun özel yapımı kenarında yazıyormuş. Sadece 16,5 milim su girecekmiş. Sadece 3 günlük bir antibiyotik. Hadi bakalım. Öyle bakalım. Özgeciğim de sağ olsun kahvaltıyı hazırlamış. Şimdi Ömer'in tabağına koyuver. Ömer! Ömer! Ömer sabah şey ha tamam. Ömer gel oğlum yumurta gel. Kahvaltımızı yapalım. Demez. Asla demez. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Saat 12'de de Ömer'le logopediye gideceğiz. Saat 12'de de vaktim var. Evet. Şimdi biraz kahvaltı yaptığımıza göre çocuğumun ilacını vereyim. Şu kadar küçük bir şey. Sadece 3 gün kullanacak. Ve içine sadece 16,5 milim su koyacakmışım. Bendeki gerizekalılığa bakar mısınız? Kadına diyorum ki 16,5 milim su mu dedim. Evet dedi. E dedim bu çocuk bunu dedim 3 gün alacak dedi doktor dedim. Günlük dedim 10 milim alacak dedim. 16,5 dedim 3 günde dedi nasıl yiyecek? 30 gram dedi pul var ya içinde dedi. 16 milimi koyunca dedi 30 milim alacak dedi az. Dedim I am sorry. I'm so sorry. Şimdi şöyle 5 10 ne bileyim ben 16,5 milim su koyacağım dedi. Doktor da günlük 10 milim içecek deyince dedim hesaba uymuyor. 15 bir de 1,5 etti 16,5. Yet great. Çok güzel var. Koktu. Cidden mi? Hayır sakızlı, şekerli. Ay doktora gittiğimizde böyle çilekli şeyli şuruplar verirlerdi. Hiç beğenmezdim ya. Evet sen manyak böyle şeyleri seviyordun. Sevmiyor. Mixli falan seviyordun. Çilekli gibi veriyordu genelde bana. Ama midemi o kadar bulandırıyordu ki. Let's crafty shuttle shuttle shuttle. Ay kolum ağrıdı. Yapayım mı? Ben de şuradan şey çalayım. Yap bakayım. Yemin ederim kapı gıcırtısını oynuyoruz dermişim. Ben öyle değil. Ne oynuyorum? Değil misin? Hayır kapı gıcırtısını oynuyorum. Ben gıdık atmayı sevmem. Ben dans etmeyi severim. Dans derken böyle romantik dans değil. Salsa gibi şeyler. Bu çok asortiktir. Ben böyle şey dansları severim. Klasik klasik böyle oynamayı severim. Bir annem gibi oldum şu anda. Rap map falan severim. Hey. Ama oyun havası sevmem. Oyun havasını alçıp ben de dün dinlemem. Dün camide herkes bana diyor ki videolarda daha kilolu görünüyorsun. Ama ne kadar... tanıyamadım seni de. Bir dön bakayım. Kız dedi videolarda böyle durmuyorsun ya dedi. Kamerada daha insan çıkıyor. Kamerada dedi yüzün dedi ne kadar dedi böyle dedi tombiş dedi çıkıyor dedi. Yeter mi? Resmen vardı. Dedi yüzün yok tatlım senin dedi. Saval ablam dedi. Ay Alper ablaya buradan selamlar. Gerçekten şaka yapmıyorum gerçekten öyle dedi. Evet Hatice yenge de yine gördü. Bir baktı bak Özlem. Kız dedim Hatice yenge daha dedim geçen görüştüğünü ye dedim. Daha bir zayıf göründü gözüme. Mikail. Bebeğim evet, gelir misin? Oh. Ondan iki. İyi. Aa, çok güzel. İki kere alacak oh. Değil mi? 2,5. Yani hem iki defa alacağım. İki defa 10 mu dedin? Ha aynen iki kere 16,5 gitti kafa. Gel çocuğum. Neyse bakalım böyle çocuğun ilacını içireyim. Ondan sonra biz böyle bir... İlaç vakti. Çay keyfi yapacağız çekelim Özge'yle. Çekelim mi seni nasıl? Benzinler yine uçtu. 2.12'den 35 euro kaldım. Göreceğiz bakalım. Aa dur 5 euro da almam lazım. Bir dakika çantamın bir tarafta kaldı.
Yemin ediyorum ateş pahası ya. Sen gel, ben ehliyet aldıktan sonra benzinlere zam gel. Son 50 kilometre gösteriyordu benzin aldığımda. Bayağı böyle diplemiştim. 35 öyle kattım, 275 kilometre diyor. Neyse yani tam yarıya gelmemiş, yarıya ramak kalmış. Kalmışsınız, tam yarıda değil. Yarının uç kısmında. Abay. Geçen 50 oraya arabaya fırladıydım. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi annemi camiye bırakmıştım. Ben bugün gidemeyeceğim maalesef. O da bayağı geç gitti, saat 10. Mancarlarını, lahanalarını dikmesi gerekiyormuşmuş. Onları dikti. Ondan sonra şimdi onu bıraktım camiye. Ömer'le logopedimiz var saat 12'de. Ondan sonra logopediden sonra da bir arkadaşla McDonald's'ta buluşacağız. Çocuklara dedik patates kızartması alırız. Kendimize dedik dondurma veya bir kahve bir şey içeriz dedik. Bayağıdır görüşmedim bir arkadaş. O taraflarda olacağım dedim. O da hani bir yerde mutlaka bir buluşalım artık dedi. Hani eve davet edeceğim ama evde durmaya vaktim yok o yüzden. Neredesin, ne yapıyorsun bugün dedi. En azından dedi olduğum bir yere dedi geleyim. Hani dedi orada o zaman dedi hani bir ne bileyim bekleme süresinde falan. Şimdi logopediye çağırmak istemedim, belki bir şey derler. O yüzden de bir logopediden dedim çıktıktan sonra dedim. İşte filanca yerde dedim McDonald's'a dedim buluşabiliriz o zaman. Hem dedim hava da güzel, çocuklar dedim McDonald's'ın bahçesinde oynarlar. Biz de dedim seninle kahvemizi içer sohbetimizi yaparız diye konuştuk, anlaştık. Öyle bakalım, şimdi az annemlere gideyim. Çay faslına devam edeyim. Gitmeden de benzinimi doldurayım. Doldurmuş oldum, iyi oldum. Böyle bakalım, hadi şimdi çay içmeye devam. Kahvenin sesi öksürüyor ya. Çok yaşa! Pahalanmış benzinin üstüne bir bardak çay. Ne kadar doldurdu? Yani 1.17 idi. Ay dur, 1.12 miydi sen pardon? Sen geçerdin. Ne zamandı şimdi babam? 1.13 miydi? Ay yalan söyleyeyim ama 2. Aba ne biri be? 2. Daha fazla bir yere gitmediğim için babam kullanıyordu ya, babam benzin dolduruyordu. Geçen 40 yılın başı bir benzin doldurayım dedim. O gün işte benim mutfak için bir şey almaya gittim uzağa. Yarısı gitti. Geçen ona da hadi bir tık daha doldurayım dedim. O gün de annemin hediyesi. Gene benzin diyor ki artık benzin doldurmuyorum ya, gitmiyor. Gitti babam onu. Aynen o doldursun. Kız 35 oraya ancak. Dur, gitti benzinlerim. 180 kilometre çoğaldı. 50 kilometre'daydı. İşte benim geçen gidip geldiğim 100 kilometre. Yani yarı tank benzin olmadı 35 oraya. Yarı olmadı. Benim önceden 20 oraya dolduruyordum. Yarıdan da daha fazla. Kız ben geçen 50 oraya fullediydim neredeyse. Biliyor musun? 60 55 oraya yaptım, dedim ki la dedim 5 oraya daha koysaymış. Yok 60 oraya fullediydim. Dedim ki 5 oraya daha saymışım. Araba fullenecekmişmiş. Şimdi 35 oraya ki dipteydi bak, valla son 50 kilometre gösteriyordu. Depoyu doldurmuyorum, 20-20 dolduruyorum gideceğim zaman. Turgut çok da diyor, sen de böyle geçen onunla da böyle bu benzin çok, muhabbetini yaptık çok da çok pahalı gidiyor diye. Çok para, benzine çok para gidiyor dedim de. Sen ne sandın ya diyor, sürekli geziyorsun. Geçen sene bakarsan bak, geçen sene 35 oraya arabaya gidiyordum. Ben hep diyor 20-20 atıyorum diyor. Ben 50-50. Zenginliğin gözüküyor olsun. Evet. 50-50 yani atınca da yiyordum. Haftalık 50 gidiyor kız. 50 atmış oluyor. Yoksa biz fazla havalı. Ama ben her gün doğa sene gidiyor. Sen gidiyor. Ben seninle birlikte koşuştururken de hep genelde 20-20. Sen bana attığı zaman da 20-20 atıyordum ya. Gerek yok fazlasına. Şöyle dağıttım, sana da atıyordum yani. Yok be efendim, ben bir yere gitmem ki. Atıyorum. Ben hep şey diyorum, işte kardeşin hep kullanıyorsun, yazık parası hayır da yok. Hayır, hep o... Hoştu! Geçen sene... Fazla fazla atıyordum, siz biliyorsunuz mu? Türkiye'den geldiğinden beri ben 400 beytin atmıyordum ki, hep sen atıveriyordun. Evet, atıyordum çünkü hani gidiyorduk yani, hani ben de gittiği aynen için. Ben atıyordum tabii ki de. Öyle yani. Susuyu bakan bilmediğiniz şeylerde yorum evet, yapıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Evet. Neyse bakalım. Haydi. Logopediye kadar tatlı fasta geçelim mi diyor Özge, daha kaldı. Çayımı içtim. Kahvaltıya bir tatlı bir şey yemem lazım. Ne yiyeceksin? Bilmiyorum ki, kahvenin yanında işte bakacağım ne çikolata. Saliha'yı arayıp kekinin tarifini alayım. Ay Özge enfes bir şey. Kek zaten bir kere çok yumuşaktı. Üzerine orada şimdi birisi sorduydu. Arzu abla sorduydu keki ne üzerindeki diye. Tahin, pekmez ve ceviz. Dökmüş ve o şekilde pişirmiş ama.
Kız o tahin pekmez böyle aşağı yarıya kadar iner gibi olmuş, böyle kekin altı hoş, üzeri hafif böyle ıslak kek gibi. Güzel oldu. Ceviz, ay bayıldım. Küçük böyle dilim dilim yapmışlar. Sonra gidip bir tane daha almadım, pişman oldum. Ben orada hiçbir şey yemedim ya. Şey bile çok heveslendim. Keşke'ye ama şey mancar. Mancar mı? Orada usulü var. Of. Özge. Patatesli fasulyeli. Tam orduların yaptığı gibi orijinal ordu fasulyeli. Çok severim. Özge çok güzeldi ama çok acıydı. Olsun, onların o acısı güzel gidiyor. Evet, güzel gidiyor ama işte beni mahvetti. Seni o yüzden yiyemedim hiçbir şey. Of. Şu an var ya. Ne, çok güzeldi kız. Ya. Şey yapmış. Şükran abla mı? Hayır. Melek yenge. Betül'ün annesi. Kimi? Betül'ün. Şey, Behi abla. Hayır hayır. Hangi Betül? Şey kız, bizim buradaki. Ha, resmen kız. Fedime yenge. Aynen, Fedime yenge yapmış, Fedime yenge. Ay çok güzel. Çok oluyor onu ya. Bir de böyle saatlerce kaynattılar mı mutfakta? Oh, ay ezildim. Yemin ediyorum ezildim. Ben ezile ezile pişirdim, beğendiniz de pişirdim, düdüklü yaptım, beğenmediniz. Evet, çünkü düdüklü de olmuyor. Yavaş yavaş böyle ama, Özge tam böyle sen tam böyle Ordu yöresine ait o patatesli patatesin içine o kadar. Ay niye aklıma gelmedi, sana bir kase getirdim hiç aklıma gelmedi. Midemi bütün mahvetti o benim. Çok güzeldi ama acısı çok fazla geldi. Her neyse, böyle bakalım. Özge cümlen. Bir başını kapataydın. Yok, Türk kahvesi içesim yok. Benim de şu an başımı kapatasım yok. Bizim ben önceden hep baş açık dururdum. Hep yani böyle kapıdan girdiğim an. Şimdi video çektiğim için hiç açmıyorum. Tesettür alıştım. Sen tesettür alışmışsın. Tesettür alıştım. Neyse hadi. Ben de bir yere gitmediğim için. Ama ben şu an şey Türk kahvesi. Olsun, ben içerim. Süryani yaparsan içerim ama içine ekstradan şey koyma, şeker koyma sakın. Tamam. Şuraları şey yapayım da bir kahve. 21 gün şeker orucuna gireyim. Benim her yediğimde şeker var. Hayatta girer. Benim minnoşum. Dedesiyle çimen kırpıyor. Aferin. Hadi az sonra görüşürüz dedesi. Görüşürüz dede. Teşekkür ederim oğlum. Arkadaşlar, ben arkadaşımla buluştum. Çocuklara hemen şöyle patates kızartması, kola vesaire aldık. Bir de şöyle şunlardan aldım. Bu çok güzel. Geçen boyan bunu ilk defa denedim. Cheddar içinde şu yeşil şeyler var, yeşil acı biberler var. Neyse, bir de şöyle birer tane kahve aldık. Şimdi hem sohbetimizi yapacağız çocuklar oynarken, hem de birazcık hasret gidereceğiz. Evet arkadaşlar, Mika ile aldım. Gülşere de okuldan doğru annemlere gitmesini söylemiştim. Onları da aldım. Aslında bugün Ömer Halis'in antrenmanı var ve geçen günü çok ağladı, yapmadı o gün. 45 dakika ağladı yapmayacağım diye. Bugün de yine gitmeden ağlamaya başladı. Gitmek istemiyorum, çok yoruluyorum diye. Nasıl? Ich weiß, aber du bist ja schon angemeldet. Tamam. Neyse, burada da böyle Maki bu diye arabalar var arkadaşlar. Böyle minibüs şeklinde. Yok, transit pardon. İçinden bir sürü böyle oyun aktivite eşyaları çıkarıyorlar. Arabanın içinde tekrar yine oynama şeyleri var. Maki mobil diye. Tutturdular buraya geleceğiz diye. Ömer de ağladı. Ben de Makibu'ya gitmek istiyorum diye. O yüzden bu da annemlerin oradaki oyun parkının hemen şeyine kuruluyor. Maç oynanan yere işte ya. Diyemedim de. Maç pistine. Oraya geldik. Yani böyle her şey kuruluyor. Ayaklarının içine sok. Ayakları içine sok. He? Öyle yap. Ömer nerede? Orada şöyle şunlar var. Daha sonra şu taraflara kuruluyor. O taraflarda da çeşitli aktiviteler var. Ve arabanın içi de böyle bir şey arkadaşlar. Hadi bin bakalım, yapabilecek misin? Kannst du auch spielen mit Calvin?
için yapamıyorum. Bakın şuraya da tenis yapmışlar. Hadi gel oyna. Bunu anlatacağım. Tamam. Tamam oğlum oyna hadi. Daha bir sürü şey çıkartıyorlar. Boyama boyama olayları da var. Tamam sen orada dur. Anne. Bence kaç balon mu? Onu bence oralara değdirmeden oynamak lazım. Hı, değdirmeden. Aa, değdim. Değdirdin. Ben bakayım şuradan. Değdim, değdim, değdim. Oğlum değmemesi mümkün atıyor. Dedim geldim. Ay onu merak ettim oyunu. Neyi merak ettin? O öyle duruyor Ömer. Fırından su aldım. Tam fırının karşısı burası. Bu makibu önceden benim çocukluğumda da vardı arkadaşlar. Ben çocukken de kuruluyordu hep buraya ama bu buraya değil. Pazar yerinin orada kilisenin arkasına kurulurdu. Yine aynı günlerde perşembe günleri. Şöyle kimsenin çocuğunu çekmeden. O zaman da perşembe günleri de 3'ten 6'ya kadar. Burada da 3'ten 5'e kadar mı öyle bir şey galiba. Neyse biz 5'e kadar duracağız. Ondan sonra artık eve gitmem lazım. Antrenmana zaten gitmedik. Ama eve gidip yemek yapmam lazım. Çünkü daha hiçbir şey yapmadım. Bulaşık makinesini boşaltmam lazım. Ve bugün hiç kahve içmedim diyecektim ama neyse içtim. Latte macchiato içtim ama beni kesmedi. İstediğim kahve olmadığı için beni kesmedi. Neyse öyle işte bu. Oyun arabaları düşünün yani ben 33 yaşındayım. Ben de benim çocuklar yaşlarındayken her hafta abimle giderdik. Hatta işte Özge doğduktan sonra Özge de küçükken Özge'yi de hep götürüyordu. Düşün şimdi büyüdüm ettim evlendim barklandım ayrıldım mı da koyayım. Uşaklarım olmuş kendi çocuklarımı getiriyorum. Zalimsin zaman çok hızlı. Evet canlarım benim ben eve geldim. Hemen yemeğe giriştim. Hemen şöyle bol tereyağlı bir pirinç pilavı yapacağım. Daha sonra burada tavuğum var. Bu çıkarmıştım. Bu da şimdi güzel böyle ayıklayıp küçük küçük yapıp daha sonra şöyle hazır fasulyeyle güzel bir fasulye yemeği yapacağım. Gülşen ve Ömer Halis oyun alanında kaldı. Biz Nikah ile eve geldik. Aslında Gülşen'le Ömer Halis'i getirecektim ama Gülşen'in arkadaşının annesi çok böyle Gülşen'in çok çok sevimli olduğu arkadaşının annesi. İstersen sen git zaten yarım saat sonra ben de gideceğim. Ben gidince onları da getiririm sana dedi. Az bir eve uğramam lazım ondan sonra istiyorsan getiririm dedi. Zaten senin evin oradan geçeceğim dedi. Sağ olsun Allah razı olsun. O yüzden gözüm arkada kalmadan geldim. Çünkü kadın gerçekten çok sevdiğim ve güvendiğim biri. O yüzden eve geldim. Hemen şöyle yemekleri dedim ocağa atayım. Saat 5'i geçti. Böyle bakalım. Şöyle altın sarısıyla da bırakasım var. Çok yanınca sevmiyorum ben böyle kapkara pirincin içinde. Bence şu an tam. Bir bakayım pirinçler suyunu. Kırmışmışız geçti. Evet. Vallahi pilavı koydum da suyunu bile neredeyse çekti. Şimdi bu butları güzel böyle fıdık fıdık küçük küçük kuşbaşı şekline doğradım. Bunu şimdi iyice böyle bir kızartacağım. İçine bir tane soğan doğrayacağım. Dünkü kıymadan şöyle sosum artmıştı. Atmadım ben bu sosu. Yazık günah. Bunu şimdi burada bu yemekte salçada yani salçasını kullanmış olacağım. Bir de bir şekilde yani bir tık da öyle bir 15 dakika tındırtarım suyunu ekledikten sonra. Daha sonra şu fasulyeleri yıkayacağım. Sudan geçireceğim. Ondan sonra tavukları da ilave etmiş olurum. Yanına da bir güzel şöyle bir salata yaparız. Oh mis. Akşam yemeğimiz de bu şekilde böyle olacak canlarım benim. Evet bakın şöyle tavuklar iyice pişti. Sosuyla birlikte hafif böyle suda bir pişirdim onları. Şimdi fasulyeleri üzerine attım. Üzerine de kaynar suyu ilave edeceğim. Bir 15 dakikada böyle kaynatacağım. Ondan sonra yemeğimiz hazır.
pilav da gayet güzel demini aldı. Tane tane oldu. Bu pişene kadar da hepten demini almış olur. Şimdi bir de salatamı hazırlayayım. Şurada bir iki bulaşık var. Onları da elimde yıkayayım. Ondan sonra benden mutlusu yok. Yemeği hazır. Musmutlu bir kadın. Bir anne. Evet sevgili takipçilerim. Salatamı da yaptım. Salatam hazır. Pilavım harika, enfes oldu. Bu da bakın böyle. Ben çoğu zaman yaptığımda gösteriyorum. Bunu tabii ki etli de yapıyorum ama şimdi etin pişme süresi daha uzundu ve benim o kadar beklemeye vaktim ve fırsatım yoktu. Saat çünkü çok geç oluyor diye. Böyle tavuklu da yapıyorum ben. İster tavuk göğsüyle yapın. İster ben gibi budu parçalayın. Budu olduğu zaman daha güzel oluyor tabii. Tavuk göğsü çünkü kuru oluyor biliyorsunuz. Ama but bayağı böyle bir hani daha yumuşak, daha farklı oluyor. Böyle güzel oluyor yani. Benimkiler seviyor. Hatta bunun içine havuç ve patates koyduğum zaman da çok seviyorlar. Ama şimdi havucum da yoktu. Patatesim de yoktu. Yarın günlerden de cuma. Yarın pazara bir uğrayabilirim. Böyle bakalım. İnşallah. Yemeklerimiz hazır. Şimdi oturma odasına güzel soframı kurayım. Ve ondan sonra artık biz yemeğimizi yiyelim. Bizlere afiyet olsun. Rabbim olmayanlara 3 katını versin inşallah. Sizlere de menü fikri olsun. Hadi bakalım. Evet canlarım benim. Ha bu özleme hiç evde durmak yok. Sanki benim evi bana haram kılmışlar. Tabiri caizse benim evde durmam haram galiba. İstanbul'a. Neyse tam böyle sofraya oturacaktık. Turgut'a söylemiştim böyle Mikael hasta diye. Merak etmiş, telaşlanmış. Zaten bütün gün de aklım ondaydı dedi. O geldi. Çat kapı. Mikael de bir şey yediremiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yemiyor. Çünkü boğazı çok fena. Suyu bile zorla böyle gerçekten ite kakalığı içiriyorum. Böyle yani kavga ede de gerçekten. Yani kavga etmiyorum ama söylene söylene su içiriyorum. Çünkü sürekli daha çok kötü oluyor. Daha çok kötü oluyor. Çok acıyor. Biliyorsunuz boğaz enfeksiyonu olduğu zaman çok aynı acı oluyor ve genelde hani nasıl denir? Kimse bir şey içmek istemez. Bizde de aynısı mesela biliyorsunuz. Biz büyüklerde de aynısı oluyor. Ama hani biz mecburi olduğumuzu bildiğimiz için içiyoruz ama bunu çocuğa diretemiyoruz. Şimdi birazcık akşamki yemeklerden yemesi için biraz böyle ısrar ettik babasıyla ama hiçbir şekilde aslan yemek istemiyor. Gündüzden de bir şey yemişti. Kahvaltıda yapmamıştı. Özge de hani böyle çok az bir şey çorba içirebilmiş. Özge'ye hani çorba yaptırmıştım et suyundan. Ama orada da hani böyle çok zar zor ite kakalı içmiş. O yüzden şimdi babası tutturdu ona bebe bisküvisi al. Süte böyle karıştırırız. Hani en azından ona hani can kan olur. Hani biraz şey olur. Tatlı bir şey yemesi. Kan şekeri de düşmesin diye. Yani onu da yiyeceği kanaatinde değilim. Asla yemez. Ama babasının ısrarı üzere markete geldim şimdi. Onları evde sofrada bıraktım. Dedim siz o zaman yemeğinizi yiyin. Çünkü marketin kapanma saati kaldı. Saat şu an 6.30 şey, yarım saat sonra kapanacak. Neyse böyle hızlı bir şekilde en acil kestirmeden markete geldim. Market de bize öyle çok yakın bir yerde değil. Her neyse. Hem onu alacağım hem de bütün tavuk alayım dedim. Bütün tavuk haşlayayım. Yine birazdan böyle çok az bir şey. Tavuklu böyle bir tavuk suyundan hafif şöyle bir şehriye çorbası yaparım diye düşündüm. Belki onu hani böyle kaşık kaşık işte ne bileyim yavaş yavaş içirebilirim. Olmadı bebe bisküvisiyle sütü işte eritip onu böyle birazcık yediririz diye düşündük. Çünkü böyle yememeye devam edersin büyük ihtimal hastaneye alırlar ve onu hiç istemiyorum. Çünkü şu pandemiden dolayı yanında da kalmama izin vermeyecekler. Günde bir saat içeri girebiliyoruz galiba. Öyle bir şeyler olması lazım. Orada olaylar hala böyle çok karışık hastanelerde. Böyle iki sizle bir sohbet edeyim dedim. Gerçekten. Yorgunum dostlarım. Yorgunum. Hadi bakalım. Gidelim alacaklarımızı alalım. Ondan sonra valla eve geldim. Hemen kendime bir kahve yaptım. Mutfaklar toparlanması lazım. Ama dedim bugün dedim şu kahvemi içmem lazım. Bu kahvemi içmeden kendime gelemiyorum. Valla ayaklarımı da uzattım bahçeme. Oh mis, hava da çok güzel. Bahçem güzel. Kahvem güzel, ben güzelim. Her şey güzel dermişim. Neyse şöyle kahvemi bir içeyim.
Saat 8'de seminerim var. İleri yüzey, dur bir dakika, yanlış bir şey söylemiyorum. Biliyorsunuz HPNİ Akademisi mezunuyum mu denir, artık ne denir? Ve bu spiritüel yaşam koçluğuyla ilgili alakalı. Biliyorsunuz o yolda böyle uzmanlaşmak istiyorum. O yüzden sürekli her yeni eğitimlere katılıyorum. Şimdi birinci derece, dur birinci derece denmiyordu ya, bir dakika. Bir dakika, nerede Sedef Hanım? Hocamız Sedef. Bir saniye. Şurada spiritüel yaşam koçluğu. Yaşam koçluğu ileri düzeymiş, ileri düzey. Şimdi ilkini yapmıştım ben burada. 6 günlük eğitimde biliyorsunuz sınavları da kazandım. Sertifikalarımı da aldım. Onlar da geldi. Yaşam koçluğu ileri düzey eğitim 2 gün online diyor. Uluslararası alanda geçerli ve devlet onaylı sertifikaya sahip olacaksınız. Avrupa Türkiye Uluslararası Sertifikalı Eğitim Program ve yine Sedef Hoca ile birlikte. Bakın hocam, Sedef Hoca'yı gerçekten çok seviyorum. Çok tatlı bir bayan. Yemin ediyorum yani onun derslerine katılmayı çok seviyorum. Diğer hocalar da eminim hani çok başarılıdırlar. Çok da keyiflidirler. Tabii ki HPNİ kurucusu Ahmet Hoca'nın dersleri de çok verimli oluyor. Kendisinin de birkaç seminerine katıldım. Şimdi bu akşam ücretsiz ön semineri var. İleri düzeyde işte ne gibi dersler görülecek, neler yapılacak, işte neler ele alınacak vesaire gibi. 2 saat sürede zannedersem, saat 8, Almanya saatiyle saat 8'de başlayacak. Ya da tekrar denemen lazım. Aynen, Almanya saatiyle 8'de. Saat şu an 7. Benim yani şu kahve keyfimi 15 dakikada bitirip, 15 dakikada mutfağı halledip, çocukları da pijamalarını giydirip, onları yatağa gönderip saat 8'de seminerin başında oturmam lazım. Çünkü gece saat 10-10.30 gibi falan biter. Bazen böyle seminerler gerçekten böyle sonuna doğru daha böyle işte ne bileyim soru cevap vesaire, işte sorusu olanlar o kadar güzel verimli geçiyor ki bazen böyle 2 saatlik bir süre verildiyse bile 1 saat o süreye geçiyor. 11'i 11.30'u da buluyor. Bir de genelde böyle hep gerçekten aurası yüksek insanlar oluyor. Gerçekten kaliteli insanlar oluyor böyle eğitimde de. Böyle kaynaşıyorsunuz, işte o oradan soru soruyor, buradan işte sen soru soruyorsun, oradan başka soru soruyor. Çok güzel oluyor. Böyle. Yani Özlem, eğitimleri ve seminerleri devam. Kaldığımız yerden. Böyle bakalım. Artık gözlerimin altı şişmiş, kız yorgunum. Neyse. Ben bisiklet sürmesini biliyorum. Ben de. He, bana bisiklet sürmesini öğretiyormuş. Şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın diyor. Televizyon kumandasının burada ne işi var? Okusun bütün şey. Anne. Neden öyle sayılıyor? Neden değil mi? Çünkü akusu bitiyor. O televizyon yüzden... akulu değil ki. Ama kapanınca akusu bitiyor. Kapanıyor mu? Televizyon fişli oğlum. Ben beyaz şuraya. Ama sonra yazmayı sayıyor değil mi? Kapanınca. Bakın annem sana... Anam sen öyle elini sürme, elini sürme öyle. Ana bak. Pisliyorsun sen... oğlum, ellerin pis. Ama bak. Sen ne yaptın çöptüm lan öyle. Yala. Ama öyle. Ömer arkamdan çok anladı. Ben de bakkala gitmek istiyorum diye. Ama ben de götürmedim çünkü onu arabaya... oğlum üzerine sürme. Elle... Git yıka şimdi onu ya. Git yıka, deminden beri oynuyorsun bahçede. Ellerini sürüyorsun bir de. Ya ağzın mikrop kapacak. Çok ağladı. Ama onu arabaya indir, bindir. O kadar çok... Evet sevgili takipçi kankalarım. 2 dakika mutfağa gittim. Mutfakları hallettim. Kahvemi içtikten sonra... bir dakika, burada sesim kapalı mı? Ha, tamam, sesim kapalı. Bir ders başladı çünkü. Yani seminer açtık ama henüz daha başlamadı. Bir dakika. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun.
Şöyle az onların sesini bir kapatayım. Seminer çünkü şu an yavaş yavaş herkes gelmeye başlıyor. Tamamen herkes geldikten sonra seminerimiz de başlayacak Sedef hocamızla. Ne diyecektim? Şuraya ekipmanlarımı hazırladım. Tripodumu da sabitledim. Şu an kimse görülmüyor. Öyle göstereyim. Herhalde bir 10 dakikaya başlarız diye düşünüyorum. Mutfaklar ne temiz. Çok şükür. Birazdan bir ara bir kalkarım ilk teneffüste. Ne yaparım? Çocukları yatırırım. Henüz daha çökerken çünkü. Ondan sonra zaten onları yatırdıktan sonra da içeri geçirim diye düşünüyorum. Ama şu an henüz daha dışarıda hava çok güzel olduğu için bahçede oturmayı tercih ediyorum şahsen. Böyle bakalım. Çok pardon. Neyse. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Evet sevgili takipçi kankalarım. Çok güzel bir semineri daha geride bıraktık. Çok güzel, çok verimliydi. Saati şu an size göstereceğim. Saat şu an 23.32. Bir saatlik diyetisyenimiz Suzan Hanım'la da bir sohbetimiz oldu. Uzun zamandır kendisiyle de konuşamamış, sohbet edememiştik. İyi oldu. Gülşen'le tekrardan diyetimize başlıyoruz bu arada. Onu da yarınki videoda detaylarını sizlere anlatacağım. Şimdi bir yorgun bebe bisküvi almıştım ya. 3 tane bisküviden azıcık sütten kendime mama yaptım. Ay ne güzel, iyi geldi. Şeker krizime, tatlı krizime. Neyse şimdi bir kahve yaptım ve kahveyle de kapanışımı yapmak istiyorum. Şöyle günün yorgunluğu kahvesi olsun inşallah. Valla çok uzun zaman sonra 40 dakikalık bir video yapmışım. Şöyle bir bakınca şok oldum. Uzun zaman sonra sizleri uzun bir video ile karşılamış olacağım bugün. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yarınki vlogda tekrar burada sizler görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın, Allah'a emanet olun ve hoşçakalın sevgili takipçi kankalarım.